zorunu benden duy yeğenim. Herkese yalan söylemen yetmez artık. Başına kalsan da artık kendin olamazsın. Ben Ömer değilim. Ömer. Ömer değilim ben. Ben. Benim bir abim var. Ömer. O benim hep abim olacak. Ben hep onun kardeşi olacağım. Kendine evlat. Hoş geldin Ramiz. Hoş bulduk Ezel. İki ayın daha var zannediyordum. 20 yılı yedin. 2 ayda bizden olsun dediler. Aynalarla barışamadın mı daha? Ha? Sen hapishanede 20 sene yedin Ramiz. Ben kendi içimde müebbet. Hadi avluya çıkıp voltamızı atalım o zaman. Ha? dersini iyi çalışmışsın. İnce ince hazırlamışsın her şeyi. Annenin karşında görmeye nasıl hazırlanacaksın dayı? Ha. O aşağılık herif evime girmiş. Ha. Babama baba diyor. Bir de merhamet gösteriyor. İnsan buna nasıl dayanır ya? Nelere dayandın yeğen? Buna da dayanacaksın. Yok be dayı, hiçbiri değilmiş. Ya unutulduk, aldatıldık. Öldürüldük ya, ötesi mi var? Ama hiçbiri değilmiş biliyor musun? En zoru eve dönmekmiş. Hesap görmek, hesap etmekten zordur ya. Ben... O hesap görülecek dayı. Merak etme sen. Nereden nereye? Bir zamanlar avdın, şimdi avcısın. Ama bu avladıkların var ya, bu avladıkların bunlar kurnaz hayvanlar, bunlar vahşi hayvanlar. Bunları önce kendine çekeceksin.
Sana oltaya takmak için sıkı bir yem gerek. Kimdir o yem? Kimse yem değil Ramiz. Lafa mı takıldın ya? Kendimiz gibi değil, hasmımız gibi düşüneceğiz ki alt edebilelim onları ha? Onlar bana ne yaptılarsa aynısını onlara yapacağım. He. Ama onlar olmayacağım ben. Arada bir fark yok ya. Bir kız var. Benim Eşan'ın kardeşi. Neden o? Çünkü zayıf bir kız. He. Hastaymış. Herkes üstüne titriyor. Başka? Çünkü Eşan ona çok düşkün. Başka? Başka bir şey yok mu? Başka? Çabuk inanıyor insanlara. Bana yani Ömer'e benziyor. Ömer'e benziyor. İyi. Neyse, hadi gel şu yeni İstanbul'a bakalım biraz ha. Gel. İstanbul. 20 sene oldu.